Amerikan hisseleri sert yükseliş sonrası soluklanıyor. 10 yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep sonrası, tahvil ve hisse sınırlı satıcılı. Google, Intel ve Tesla endekse göre zayıf büyük hisseler. Çin hisseleri ise güçlü dış ticaret verisi sonrası toparlanıyor. Borsa İstanbul, swap kısıtlamalarının gevşetileceği spekülasyonuyla kazandığını büyük ölçüde geri verdi. Biz kısıtlamaların önümüzdeki aylarda kademeli olarak gevşetileceği görüşünü koruyoruz. Ama piyasalar bizim gibi bu görüşü satın alıp beklemez. Bu tema önümüzdeki haftalarda birçok kez alınıp satılacak. Borsa İstanbul'da yatay negatif bir açılış bekliyoruz. Endeksin gücünü koruması için 10.200 seviyesinin üzerinde kalması lazım. Destek ve direnç seviyeleri 10.140 ve 10.400. Merkez Bankası'nın menkul kıymet ek tesisini kaldırması pozitif ama büyük ölçüde fiyatlanmış bir gelişme. Kredisi aktiflerin içinde olan küçük bankalar için krediye bağlı munzamın kaldırılmasından küçük bankalar yararlanabilir. Pegasus'un piyasa beklentisiyle uyumlu zayıf sonuçlarına sınırlı negatif tepki bekliyoruz. Hisse için tavsiyemizi tut olarak aşağı yönlü güncelledik. Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın enflasyon raporu toplantısıyla Ereğli ve Vakıfbank sonuçlarına odaklanacak. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM ve Vakıfbank. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.